Selamlar. Zaman Makinesi Yapıyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde sana bir olgu ve bir deneyden bahsetmek istiyorum. Seriyi düzenli takip edenler biliyordur. Zaman Makinesi ile ilgili bir dizi deney gerçekleştiriyorum ve bu deneylerin sonuçlarını seninle paylaşıyorum. Bugün 13. bölümdeyiz. 12 bölüm hazırladım, sundum, gösterdim. 13. bölüm 12 bölümden farklı olarak farklı bir sıcaklıkta gerçekleşiyor. Wikipedia kaynağına göre sıcaklık bir cismin sıcaklığının veya soğukluğunun bir ölçüsüdür. Evet. Ve bu sıcaklığın sonuçları yeni bir teoriyi doğuruyor. Ortaya çıkan bu olgu zaman makinesi entegrasyonunda bilgi birikimine yenisini katıyor. Şimdi giriş konuşmamı yaptığıma göre artık videoya başlayabilirim. O zaman hadi gel. Bakalım 13. bölümde ne varmış, neler varmış bir görelim. Evet. Bu arada videoyu arkadaşlarınla paylaşmak istersen paylaşabilirsin. Söylememe gerek var mı? He? Gerek yok herhalde. Paylaşabilirsin. Evet. Bugün burada enerjinin iki farklı formu olan elektrik enerjisini ve termal enerjinin sağladıklarını ve sağlayabileceklerini konuşmak istiyorum. Bu seride artık bilindiği üzere elektrik enerjisini kullanarak bir dizi deney gerçekleştiriyorum. Bir takım deneyler gerçekleştiriyorum. Elde ettiğim bilgi birikimini tabiri caizse suyunu sıkıp video ulaştırarak seninle paylaşıyorum. Bugüne kadar yazıp çizdiğim notları tararken yaptığım deneylerde sistemin düşük sıcaklıkta olduğunu fark ettim. Ve bu noktada aksiyon almam gerektiğini düşünerek sisteme yüksek sıcaklığın entegrasyonunu sağlamak amacıyla bu deneyi senin için hazırladım. Gerçi 4. bölüm olan hava manipülasyonunda o videoda yanan bir kibriti prototipe usulca yaklaştırmıştım. Fakat bu durumun üzerine ilk defa bu videoda gidiyoruz. Bu durumun üzerine giderek yüksek sıcaklık detaylandırılmalı. Detaylandırdığımız konuların üzerinden şöyle bir geçersek veya konuların üzerinden geçmek yerine seni serinin diğer bölümlerini izlemeye davet edebilirim. Evet, bu da bir seçenek. Evet. Sen abone misin? Aboneyim. Aboneyim, abone. Time travel cebimde. Videonun ilk etabında göstermek istediğim bir kül deneyi. Evet, yanlış duymadın. Bir kül deneyi. Peki nedir bu kül deneyi? Kül deneyinde booster'ın iki kutbu arasına usulca yaklaştırdığım ateş parçasından kopan küllerin bir... Wikipedia kaynağına göre kül, yanlış organik maddelerden geri kalan atığa verilen genel isimdir. Maddeleri oluşturan yapı taşlarının yüksek ısıya maruz kalmaları sonucu oluşturdukları grimsi toz şeklinde görünen bir maddedir. Evet. Bir kutuptan diğerine orantısız bir şekilde hücum ettiğini fark ettim. Orantısız diyorum çünkü belli bir istikamette, burası önemli, dönerek orantısız hareket gözlemliyorum.
Eğer bu oranı daha efektif ve düzenli olacak şekilde iki kutup arasına entegre edebilirsek, yüksek sıcaklığın bir noktada birikip yoğunlaşmasını sağlayabiliriz. Ateş diyorsun. Kül falan yani. Evet, kül deneyi ve ateş. Yakıyorsun falan. Zamanda fırt diye. Kül deneyinin üzerinden enerjinin korunumu denklemini oluşturup sisteme entegre edebilirsek time travel mümkün hale gelebilir. Abi peki bu jet motoru hakkında ne düşünüyorsun? Ve yüksek sıcaklığın etkisiyle dönen bir girdap oluşturabiliriz. Tıpkı bir güneş gibi. Evet. Enerjinin korunumu yasasına göre enerji ne yoktan var edilebilir ne de var olan enerji yok edilebilir. Bunu biliyoruz ama bilmekle yetinmiyoruz. Enerji sadece farklı formlara, farklı biçimlere dönüştürülebilir. Varken yok edilemez. Fakat dönüştürülmesi dediğim gibi mümkündür. Enerji hacim alanı dahilindeki tüm formlarının toplamı, o hacme giren ya da var olan hacimden çıkan enerji miktarıyla değiştirilebilir. Burada kilit nokta, bir sistemdeki toplam enerjinin tamamı işe dönüştürülemez. Bir sistemin enerjinin dönüştürülebilen kısmına kullanılabilir enerji denir. Evet. O halde bu bilgiden yola çıkarak enerjinin yoğun haldeki farklı formlarını merkez kutbuna düzenli periyotlarla yönlendirebilirsek zaman manipülasyonunu mümkün kılacak bir enerji girdabı, bir enerji portalı oluşturacağını söyleyebilir miyiz? Yer çekimi. Check. Hava manipülasyonu. Check. Kablosuz elektrik iletkenliği. Check. Jet motoru. Var olan enerjiyi farklı bir forma, zamanda yolculuğu mümkün kılacak bir forma dönüştürmek. Evet. Time travel. Günümüz koşullarında var olduğunu bildiğimiz, keşfedilmiş birkaç enerji kaynağı bulunur. Ve dünya dediğimiz gezegende yaşayan insan formu bu enerji biçimini kullanarak teknolojisine yön verir. Bilinen enerji biçimlerini manipülatif bir enerji biçimine dönüştürebilirsek, zamandan bağımsız fakat zamanı kontrol etmeyi mümkün kılan bir denkleme ihtiyaç duyarız. Ve bu denkleme göre işleyen mekanizma ile uzay zaman kıstasında canlı veya cansız formunu, kütleyi, manipülatif bir boyuta sürükleyebiliriz. Kim bilir, belki de uzay zaman dediğimiz olgu, evrende bulunan tüm güneşlerin küllerinden doğmuştur. You know who I am, I'm Harry Lookman. See you again. Time travel! Şimdi sen zaman makinesi yapıyorsun. Evet. Evet. Madem sen zaman makinesi yapıyorsun, gelecekteki versiyonun neden gelip seni uyarmıyor? Hadi uyarmıyor. Niye gelip yardım etmiyor? Hadi yardım etmiyor. Niye bir mesaj göndermiyor? La 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 la